Hazır mıyız arkadaşlar? Evet. Evet, değerlendirmeyle başlıyoruz. Teknik direktörümüz Ersun Yanal, karşılaşma sonrası değerlendirmesiyle karşınızda. Bu süreçte puan almak bizim için önemliydi, puanlar almak. 3 puanla kapadığımız için oldukça mutluyuz. Çünkü bizim için oyundan daha çok sonuçlar önemliydi. Bu sonucu sıkıntılı bir şekilde aldığımızı düşünüyorum. İlk yarıdaki pozitif futbol oyuna hakimiyetten ikinci yarı tamamen farklı bir kimliğe büründük. Oyunun hemen başında 10 dakika içinde yediğimiz golle de biraz geri düştük. Ama şu bir gerçek ki biz şu anda çok fazlasıyla takımla oynayamıyoruz, takıma müdahale edemiyoruz. Dolayısıyla diğer oyuncularımızın katılımıyla önümüzdeki 2-3 hafta içerisinde çok daha farklı bir profilde izleyeceğimiz takımımız olacak ama bugün 3 puanla kapadığımız için oyuncularıma teşekkür ediyorum. Sağlığıyla ilgili çok büyük problem yok. O anda sanıyorum göğüs kafesine gelen bir darbe yüzünden solunumla ilgili ufak bir sıkıntısı ve paniği oldu. O paniği sonucunda çıkmak istedi ve normaldi. Arkadaşlar bir konsültasyondan sonra size detaylı bilgiyi de sevgili Can verecektir. Teşekkür ederim. Sorusu olan? Bu çok iyi performans gerekti sevgili. Sezon başında siz olsaydınız Barış'ın işittir mıydınız? Yani Barış bugünkü performans hakikaten çok iyiydi. Tebrik ediyorum. Türk futbolu adına da çok değerli olduğunu düşünüyorum. Tabii bu ben olurum, bir başkası olur. O günkü şartlar ve koşullar nedir? Geriye dönüp bunu konuşmak çok anlamlı değil. Umarım Trabzon'u yetiştirdi. Trabzon'dan çıkmış, futbolumuza kazandırılmış bir oyuncunun bu performansla daha iyi performanslara yönelmesi hepimiz futbol adına mutlu edecek. Çok teşekkür ederim. Buyurun. Hocam, Akisar maçı var. Merkez Mehmet Fenerbahçe'nin müsabakası var. Şimdi futbolun önemli renklerinden bir tanesi Trabzonspor, Fenerbahçe, Trabzonspor karşılaşmaları her iki şehirde de. Biz de o rengin içinde futbolun içinde kalmaya ve futbolun en güzel tarafı olan oyunun sonucu olan etkilerinden konsantre olmaktan başka bir düşüncemiz yok. Ve öyle de olmalıyız. Oynayacağımız maçın sonucu ne olursa olsun futbol adına iyi şeyler yapıp futbol adına sahada kalmalıyız. Ben bugünden itibaren ve bundan sonra da futbol adına her şeyin daha iyi olması için mücadele edeceğim. Arkadaşlarımı da, oyuncularımızı da bu konuda yönlendireceğim. Son olarak alalım çünkü. Transfer sezonu bitmesine çok az bir zaman kaldı. Hala beklediğiniz, aslında istediğiniz bölgeye bir takviye gerçekleşmedi. Birkaç gün daha var. Arkadaşlarımız gerçekten çok yoğun bir şekilde çalışıyor. Ve onların samimiyeti ve çalışma temposuna saygı duyuyorum. Çünkü gerçekten zor devre arası transferi. Ama Trabzonspor'un hedefi ve istediği doğrultuda olduğu süre içerisinde transfer yapacak. Birkaç gün içinde belki bir değişiklik olabilir. Umutla bekliyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Çok mersi. Evet. Tabii kaybettiğimiz için üzgünüz, onu söyleyebilirim. Kaybedecek kadar da kötü oynadığımızı düşünmüyorum. Özellikle ilk devre çok dengeli bir oyun oldu. Trabzonspor'un iki hata var ilk devre. Biri duran top, diğeri 45'te yediğimiz gol. Tabii beklemediğimiz anlarda 2-0'ları içeri girmek kolay değil. Özellikle ilk devre 1-0'dan sonra Elinho'nun kaçırdığı bir pozisyon var. Belki golü bulsak daha farklı bir konuma gidecekti oyun. İkinci devreye çıkarken gerekli konuşmaları yaptıktan sonra bunun reaksiyonunu aldık. Açıkçası 2-1 yakaladıktan sonra daha iyi, daha üretken oynamaya başladık. Ki zaman zaman Trabzon'a belki 1-2 pozisyon vermiş olabiliriz. Ama 2'yi bulamadık. Direkten dönen topumuz var 90. dakikada. Biraz da futbolda şansınız da biraz yanınızda olması gerekiyor. O anlamda tabii kaybettiğimiz için üzgünüz. Ama bu maçtan da çıkaracağımız dersler var. Takımın genel halindeki performansından, isteğinden, coşkusundan son derece memnunum. Her hafta üstüne koyarak yolumuza devam ediyoruz. Sadece burada 90. dakikada gösterilen kırmızı kart biraz ağır oldu gibi düşünüyorum. Eğer küfür yoksa, ki oyuncumla konuştum. Sadece ayağıma bastı, ben de ittim dedi. Eğer bu şekilde attıysa Hüseyin Hoca biraz ağır bir karar vermiş